Ara, irrite etme. Bırak biraz izleyelim. Seyir zevkimi öldürme hemen. BND'ciler işi kıvıramayacak Poyraz. Sen de ölünün arkasından konuşma Aras. Ne güzel yordular işte. Bitirelim mevzuyu. İyi misin? İyiyim, devam et. Bir şeyim yok abi. Adamları kaçırmayınca ait. Kendini kurtaramazsın buradan. Ya beraber çıkacağız ya hiç çıkmayacağız buradan. Doğru düzgün mermimiz bile yok. Alemdar seni öldürür. İkimizi birden yakalarsa şansımız yok. Ama gidersen seni bulana kadar beni yaşatır. Poyraz. Çok geç olmadan git, yoksa ikimizi de öldüreceksin. Ver. Ver. Poyraz için kendini feda ettin. Bakalım Poyraz senin için neleri feda edebilecek? Bir miligram epinefrin. Bir miligram epinefrin damar yolunda. Cihazı yüze getir. Hazır. Ritim yok. 150. Hazır. Şimdi. Ritim yok. 200. Hazır.
Ritim yok. Polat Alemdar'la konuşmam lazım. Remzi Bey, kendinizi yormayın. Konuşmadan ölmeme izin verme. İzin verme. Remzi Bey. Remzi Bey. Tekrar deneyin. Kaybettik. Doktor Bey, yaşaması çok önemli. Beyefendi, herkesin hayatı bizim için önemli. Ama artık dönmez. Hastanız eksi oldu. Sana tekrar dedim. Ya sen ona vereceksin şoku, ya ben sana. Adam öldü kardeşim, rahat bırakın. ...270. Ritim yok. Tekrar. Akif Bey artık dönmez. Tekrar. Ritim yok. Ritim var. Burada olmaz. Burada olmaz. Burada da olmaz. Polat Alemdar'ın bütün mekanları bunlar mı? Başka bildiğiniz mekanı yok mu? Bildiklerimizin hepsi bunlar efendim. Ben Türkiye'ye döneli 3 ay olmadı. Buraları ben bile biliyorum. Bu mu sizin gücünüz? Efendim, CIA ve Mossad'daki dostlarımızdan bilgi paylaşımı istedim. Yakında raporlarını alırız. Benim kaybedecek saniyem yok. Dostlarına söyle, ellerini çabuk tutsunlar. İhtiyarlar artık elimde. O dosyalardan Remzi'ninkini ayır istersen. Artık ona gerek kalmadı. Kendisi elin bir suikaste uğramış. Mete Bey, bana itimadın yok mu? Ben Remzi ile anlaşacak olsam seni hiç çağırmazdım. Ne fark eder Poyraz? Geri kalanları da sen öldürmeyecek misin? Listeden biri eksildi işte. Alemdar arazı aldı. Onu geri alana kadar Polat Alemdar'dan başka hiç kimse ölmeyecek.
cihaz nerede? Babana sor. İçireceğim oğlum sana bunu, içireceğim. Elin dilinene kadar damla damla eriyeceksin. Sonra diğer eline geçeceğim. Ondan sonra yüzüne. Poyraz nerede? Anana sor. Abi hemen konuşmamız lazım, çok önemli. İkiniz burayı alın. Ne yapıyorsunuz? Hastayı ameliyata alıyoruz. Ameliyattan sağ çıkma ihtimali ne kadar? Çok yüksek değil. Ama bu şekilde hiç şansı yok. Doktor, Remzi Bey'in söyleyecekleri var. Söylemeden ölemez. Onu Azrail ile konuşursunuz. Doktor, ameliyat yok. Bu şekilde yaşatacaksınız. Bilincinin açık olması lazım. Hadi Abdüley eski kuşak. Tıptan bilimden anlamaz. Sen genç olacaksın bir de. Polat abi gelene kadar kimse buradan çıkmayacak. Sol elini kaybettin. Bir daha kullanamayacaksın. Diğerini kaybetme. Poyraz'a elim ayağım değil, canım feda. Poyraz eski Poyraz değil. Artık o tapınakçı. Sen nesin? Onun ayakçısı. Senin için parmağını kıpırdatmasına izin verirler mi sanıyorsun? Eninde sonunda burayı bulacak. O zaman anlayacaksın. Poyraz kimseden izin almaz. Bu söylediğine sen inanıyor musun Aras? Poyraz o gücü ele geçirmek için her şeyini verdi. Seni mi vermeyecek? Söyleyecek bir şeyim yok. Ne yapacaksanız yapın. Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Sinyal sesinden sonra mesajınızı bırakabilirsiniz. Abi, hayat memat meselesi. En kısa zamanda sana ulaşmam lazım. Hastanın çok vakti kalmadı. Ameliyat almazsak bir saati çıkaramaz. Ameliyat yok dedim doktor. Çekilin önümüzden. Yoksa biz çekeriz. Sizin burada ne işiniz var? Ben sana kimsenin haberi olmayacak demedim mi? Efendim, benim vekile karşı sorumluluklarım var. Arkadaşlar, durum bizim kontrolümüz altında. Siz işinize bakın. Bizim işimiz ne? Karargâhta oturup senin kahramanlıklarını dinlemek mi? Bizi buraya Faruk Bey gönderdi. Asıl sen işimize karışma. Remzi Bey'i nasıl ameliyata sokmazsınız? Ameliyata girmezse ölecek. Remzi Bey, Polat abiye söylemesi gereken çok önemli şeyler olduğunu söyledi. Onun, benim, senin, hepimizin hayatından daha önemli şeyler. O zaman niye ameliyata aldırmıyorsun adamı? Konuşamadan ölmesini mi istiyorsun? Ameliyattan çıkma ihtimali çok az. Bilincinin açık kalması lazım. Akif,
Sen bu hainle dolaşa dolaşa kendini bozdun. Farkında mısın? Sen kime hain diyorsun lan? Haydar. Şamil. Remzi Bey'i ameliyata sokmak için önce beni ezip geçmeniz lazım. Bizi seni ezip geçmeye mecbur etme. Silahlarınızı doğrultun. Ne yapıyorsunuz? İndirin silahları. Arkanızı dönüp gitmezseniz ateş emri vereceğim. Faruk Bey'in emri var. Sen kim oluyorsun, emir dinlemiyorsun? Faruk Bey benim bildiklerimi bilse o da aynı kararı verir. Senin nasıl bir egon var? Bir hata yapmışsın. Kabul et. Buradan gitmek için son şansınız. Ne yapıyorsunuz siz? Burada birbirimizi mi vuracağız? Alptekin, sen karışma. Aradan çık. İlk kurşunu sıkan önce beni vuracak. Burada saçma sapan bir şekilde birbirimizi öldürmemize izin vermeyeceğim. Faruk Bey emir verirken sen başka bir yerde miydin? Çekil önümüzden. Aynur'a, Akif'i ne çabuk harcadınız. Bir bildiği olmasa bu kadar inat eder mi? Ara Faruk Bey'i, konuş. Ne arayacağım? Sana çekil dedim. Bu iş çok uzadı. Ya ara, konuş ya da sık. Efendim KGT. Çok acil olduğunu söylüyorlar. Dinliyorum. Efendim, ben Aynur'a. Akif müdahale etmemize engel oluyor. Ne demek engel oluyor? Bir üyenin hayatı söz konusu. Bunun farkında değil misiniz? Efendim, çatışabiliriz ama çok can kaybı olur. Delirmiş mi bu adam? Ne yapmaya çalışıyor? Emirlerinizi bekliyoruz. Bekleyin, geliyorum. Poyraz nerede? Elini sarıp ayıldım. Sen hastaneye git. Biz gerisini hallederiz. Bir şeyim yok. Kurşun girdi çıktı. Saçmalama Abdüle. İyiyim dedim, uzatma. İki adet mesajınız var. İlk mesaj. Abi hemen konuşmamız lazım. Çok önemli. Mesaj. Abi, hayat memat meselesi. En kısa zamanda sana ulaşmam lazım. Akif, ne oldu? Abi, Remzi ağır yaralı. Ameliyata müsaade etmiyorum. Sana söylemesi gereken önemli şeyler varmış. Hemen geliyorum. Abdüley! Çıkıyoruz. Akif'in silahını teslim alın. Efendim, beni dinlemeniz lazım. Remzi Bey derhal ameliyata alsınlar. Efendim, Remzi Bey heyetle ilgili hayati bilgileri olduğunu söyledi.
Polat abiden başkasına konuşmuyor. Dönün! Sen her seferinde benim önüme Polat Alemdar'ı mı süreceksin? Efendim, ameliyatı alırsanız heyet için, üyeler için, her şey için çok geç olabilir. Faruk Bey, konuşalım. Durumu nasıl? Kaybetmek üzereyiz. Faruk Bey, söyleyecekleri çok önemli olmasa Remzi Bey hayatını feda etmezdi. Ayıldın. Siz de çıkın lütfen. Remzi, seni bir an önce ameliyata alacağız. Boş verin ameliyatı. Heyet tehlikede. Zencir'in işbirlikçisine ulaşmak üzereyiz Remzi. Hayır. Tehlike o değil. Zencer'le işbirliği yapan bendim. Tapınakçılar. Tapınakçılar bana değdi. İşbirliği yapmadım. Tapınakçılar mı? Nasıl Remzi? Heyeti biliyorlar. Ne kadarını biliyorlar? Ellerinde ne var? Herkesi biliyorlar. Heyet deşifre oldu. Doktor! Doktor! Durumu kötü. Siz çıkabilirsiniz. KGT'li yanına bir tim alıp kendi sorumluluğundaki üyelerin yanına gidecek. Üyeler tehlike altında. Kim tarafından abi? Acele edin Akif. Üyelerin yanına ulaşan seni arayıp rapor verecek. Benden haber alana kadar kimse bulunduğu yerden ne olursa olsun ayrılmayacak. Faaliyetlerini geçici bir süre durdurmak zorundayız. Üyelerin kimlikleri deşifre olduğuna göre zaten heyet diye bir şey kalmamış demektir Faruk Bey. Bu heyetin hükmünü yitirmesi ihtiyarların sona erdiği anlamına gelmez. Mete'de bütün bilgiler var. Sadece üyeler değil, üyelere hizmet edenler, seçilmesi muhtemel olanlar. Herkes, her şeyi biliyorlar. Her şeyi değil.
Adil Bey sana soy kitabından bahsetti mi? Adil Bey'in bu emaneti sana bırakmasını anlıyorum. Ben de olsam seni seçerdim. Ama sana emanet edilen şeyin ne kadar önemli olduğunu anladığından emin değilim. Adil Bey'in sana izah edecek fırsatı oldu mu? Fırsatı vardı aslında. Ama Adil Bey izah etmemeyi tercih etti. Emaneti saklamamı ve ak saçlı seçildikten sonra ona teslim etmemi söyledi. Son gelişmelerden sonra uzun süre yeni bir ak saçlı seçebileceğimizi zannetmiyorum. İhtiyarların mekanları bunlar mı? Evet. Hepsinin gizli çıkışlarına kadar bütün planları elimde. En zayıf halka bu. Faruk Bey. Ne diyorsun Mete Bey? En iyi korunan mekan burası. Mekandan bahsettiğimi kim söyledi Poyraz? Toplantıdan sonra seni durumdan haberdar ederim. Faruk Bey, üyelere durumun vahametini açıkladığınızda herkesin bunu tevekkülle karşılayacağından emin misiniz? Bu noktadan sonra geri dönüş olmayan bir yola girebiliriz. Biz üzerimize düşen her neyse yapacağız. Bundan şüphen olmasın. Asıl mesele, tüm çareler tükenirse sen üzerine düşeni yapabilecek misin? Akif iyi, hoşta. Polat oraya Cahit'ten başkasını oturtmaz. Niye Abdüley'i kimse saymıyor abi? Ben de onu anlamıyorum. Abdüley Polat Alemdar'dan ayrılmaz. Polat Alemdar nerede? O orada. Kara abi, biz bu taht kavgasında hangi şehzadeyi tutacağız? Ben diyeyim ki Akif tutar. İmdat doğru söylüyor. Onun Hürrem'i var. Babacığım, Cahit daha bir haseki bulamadı. Abi bu adam yandı. E çevir pusat, yanmasın. İndirin beni! Ne istiyorsanız yapacağım. Fazla bir şey istemiyoruz. Adamlarını arayacaksın. Geçiş için muhaberatçılar sizi Nusaybin'e yakın Demirtepe'de bekliyor diyeceksin. Anladın mı lan? Ha? Numarayı söyle. Ben onları direkt arayamıyorum. Mesaj atıyorum. Ondan sonra beni güvenli hattan arıyorlar. Mesaj mı atıyorsun? Çaldırıyor musun? E-mail mi atıyorsun? Ne yapıyorsan yap işte lan, yap. İndirin beni. Sen hele mesajı imdata attır. Cevap gelince indiririz. Geldiniz mi Poyraz abi?
Ben de sizin sevdiğiniz börekten yapıyordum. Manolya, konuşmamız lazım. Abim bana çok kızgın, biliyorum. Ama seni kırmaz Poyraz abi. Bir konuşsan. Manolya. Polat Alemdar abini aldı. Abini geri alacağım gülüm, üzülme. Ne yapıyorsun Manolya? İhsan'ı arıyorum. Dur kızım, bir konuşalım. Polat Alemdar'ı bulmak için İhsan sana lazım abi. Abi Jack kendine gelmiş. Ne yapalım? Doktoruyla konuştun mu? İmplantta sorun var mı? Konuştum abi. Bir sorun yok. Hüsnü'ye söyle, yarın Jack'in kaçışı için bir şey tezgahlasın. Ondan sonra takip edin. Tamam abi. Manolya'm, güzel kuşum, canım. Hayatımın nakaratı. Sensizken döndüm, döndüm, seni söyledim. İşte benim hayatımın aşkı. İşte şurubun sevdiği güçlü kadın. Nasıl kaçtın zalim abinin elinden? Abim hakkında düzgün konuş. Değişmemişsin Şurup. Bana bu ihaneti nasıl yaptın Manolya? Sen çok değişmişsin Poyraz. Yaşlanmışsın. Bizi hapishanede müzik dinleten, koro kurduran olmadı. Ruhumuzu besleyemedik. Poyraz, Araz'la aramızı düzeltmeye mi geldin? Öyle de denebilir. Abim... Polat Alemdar'ın elindeysen. Allah'ın sopası yok. Polat Alemdar'ı var. Sevenleri ayırırsa böyle olur. Şurup, bana Araz'ın yerini öğreneceksin. Başka bir emrin? Manolya'ya acını yaşatma İhsan. Poyraz, her türlü şarkı söylerim. Her türlü uzun havaya okurum. Ama gammazlar gibi ötmem. Sıkacaksan sık. Abi! Abi, bize 2 dakika müsaade et. Abi, rica ediyorum. Abi! İhsan, hadi kendine, bana acımıyorsun. Karnımdakine de mi acımıyorsun? Manolya, bu şakası yapılacak bir mevzu değil. Harbiden mi? Allah! Yesene, senin kafan neye takılmış? Araz'ı konuşturamadık ya, ona. Adamı Özbekistan hapishanelerinde 15 sene çözememişler. Sen 15 dakikada çözeceğiz mi zannediyorsun? Abdüli, bu Erhan doğru mu söylüyor? Yaşlanıyor muyuz biz?
Tecrübeleniyoruz diyelim. Daha yapacak bir sürü işimiz var. İyi izliyorsun ama bana öyle gelmiyor. Abi KGT'yi bırakıyor. Operasyonel işlerden çıkıp ihtiyarlara girecek. Abinin yerini kim dolduracak? Sen dolduracaksın. Ben de her zaman yanında olacağım. Çok merak ediyorum. Hep beni diyorsun da sen niye istemiyorsun? Diplomasi, strateji bana göre işler değil. Ben kafası net adamım. Belki Polat abi başkasını seçecek. Akif'i mi diyorsun? Onu, diğer çocuklardan birini. Onlar daha çömez. Abi onlara vermez. Öyle diyorsun da Abdüley. Abi koltuğa oturduğunda Akif'in yaşında değil miydi? Vay be. Zaman ne çabuk geçmiş. Ömrümüz kurşun sesleri arasında geçip gitmiş. Aha! Görev var dediler, geldik. Beyefendiler daha kahvaltı keyfinde. Şamil, sen kaç yaşındasın? Anlamadım abi. Yaşın kaç yaşın? 29 abi. O kadar göstermiyorsun ama. Sağ ol abi. Hanım müsait misiniz? Buyurun. Ben polis memuru Ahmet. Koruma polisiniz olarak görevlendirildim. Evli misin sen? Çoluğun çocuğun var mı? Evli değilim savcı hanım. Daha önce beni koruyan memur arkadaşımız şehit edildi. Biliyorsun değil mi? Biliyorum savcı hanım. Başımız sağ olsun. Eğer bir tereddütün varsa bana açık açık söyle. Müdürünle konuşur, seni başka bir vazifeye vermesini sağlarım. Gerek yok savcı hanım. Ben bu vazifeye gönüllü oldum. Abi biz hazırız. Silahları yükledik. Bir tek bunlar kaldı. Seninkiler niye aramadı hala? Ararlar. Acelen ne? Bak. İmdat. Bunu indirdin aşağı. Bunun gene dili uzadı. Muhaberatçılarla geçiş için konuştum. Gece yarısı örgütün geçiş yapacağı Kamışlı'ya yakın Demirtepe'den geçiş yapılacak.
Babacım! Babacım çok mutluyum babacım. Babacım heyecandan ölüyorum babacım. Öpme öpme dur. Tamam tamam. Ne oldu? Turneye mi çıkıyorsun? Babacım, Olimpiyada Enrico Macias'la düete çıkmış gibi hissediyorum kendimi. En büyük bestemi yaptım. Amca oluyorsun amca. Oo. O zaman sen bizimle geliyorsun. Çocuğunun güven içinde büyümesi için Orta Doğu bataklığını kurutmamız lazım. Öyle değil mi Şurup? Babacığım, şu mübarek telefonunda Polat Alemdar'ı bir arar mısın? Onunla bir işim var. Hayırdır? Müjdeli haberi mi vereceksin Polat'a? Benim oğlanın dayısını almış da Polat Alemdar. Ne yapacaksın? Gidip adamdan bacısını mı isteyeceksin? Yok babacığım yok. Kafamda bir plan var. Onu konuşacağım. Şurup, benden sonra bir de Polat Alemdar'ı mı vurduracaksın? Sen bırak planı. Hadi gidiyoruz. Babacığım, malum 40-50 kilo teçhizat yükleyeceksin bize. Ben bir ağırlıklarımı atayım, teçhizata yer açayım. Tuvalet nerede? Bak abi, demedi demeyin bu insan tuvaletten tüyecek. Karada tüysün diye uğraşıyor zaten kardeş. Gelip başımızı belaya sokmasın aman. Kendinizi bugün nasıl hissediyorsunuz? Dilinizi konuşabiliyorum doktor. Bir bakalım. Durumunuz iyi görünüyor. Sizi yakında taburcu edeceğiz. Polat Alemdar'ın adamları gelip sizi alacaklar. Tamam. Tamam Erhan ne demek? Sen Polat Alemdar'ın veliahtlarından birisin. Şehzade Mustafa mısın? Selim mi bilmem ama nezaketi öğrenmen lazım. Teşekkür ederim Erhan diyeceksin. Polat Alemdar cesareti kadar nezaketiyle de ün yapmış bir kahramandır. Anladın mı Cahit? Cahit? Kapatmış telefonu hadsiz. Senden bırak veliahtı, bostancı başı bile olmaz. Dekka.
Polat Alemdar'ın bütün mekanları basıldı. Araza dair bir ize ulaşamadık. CIA Mossad bir işe yarasa, Alemdar Filistin'den çıkamazdı. Bu dosyalarda işimize yarayacak hiçbir şey yok. Efendim, bütün bağlantılarımızı kullanıyoruz. Tatlım, sen odanda oynar mısın? Benim bir görüşme yapmam gerekiyor. Çok yorgun, bir türlü olmuyor. Pes etmek yok tatlım. Sonunda büyük ödül var. Tamam, tamam. Umduğumdan hızlı çıktın Poyraz. Bu kadar kısa zamanda bu kadar bilgi toplayabilmen beni şaşırttı. Sizin nasıl bağlantılarınız varsa... Benim de kendime göre bağlantılarım var. Adamının başına gelenler için üzgünüm. Adamım değil, kardeşim. Araz'ı aramıza aldığımızı hatırlamıyorum. Unutma, artık senin bizden başka kardeşin yok. Araz sizin için bir şey ifade etmiyor olabilir. Ama benim için çok önemli. Senin için ne yapabiliriz? Hem Alemdar'ı dize getirmek, hem de heyeti avcuma almak için nüfuz etmem gereken biri var. Mizafını buldum ama maalesef Amerika'da yaşıyor. Gel. Hoş geldiniz Müdür Bey. Hoş bulduk. Geçmiş olsun. Sağ olun Savcı Hanım. Siz de göreve geri dönmüşsünüz. Hayırlı olsun. Buyurun. Beni kırmadığınız için teşekkür ederim. Savcı Hanım, aslında içim pek rahat değil. Polat Alemdar'ın da haberi olsaydı daha rahat ederdim. Harvard Üniversitesi'nde siyaset bilimleri dersi veriyor. Kariyeri çok yüksek bir bilim insanı. Ama aslında gücünü aldığı yer senatodaki görevi. Amerikan senatosundaki majority whip dedikleri bizdeki grup başkan vekilliğine benzer bir makam var. Çoğunluk partisinin senatodaki lideri konumundaki Amerikalı politikacının baş danışmanlığını yapıyor. Dolayısıyla senatodan geçen her yasa tasarısının ardında... Bu kadın var. Boston'da ders veriyor. Washington'da danışmanlık yapıyor. Hangi şehirde yaşıyor? Boston'da da, Washington'da da bir evi var. Sürekli yurt içi, yurt dışı seyahat halinde. Teşekkür ederim Müdür Bey. Savcı Hanım, sakıncası yoksa bu bilgilere neden ihtiyaç duyduğunuzu sorabilir miyim? Amerika'ya kısa bir seyahatte bulunmayı düşünüyorum. Bir konferans daveti aldım. Doğru yere gidip gitmediğimden emin olmak istedim.
yaptıysak konuşmadı. Konuşacak Abdüley. Abi daha fazla devam edersek elimizde kalır. Doğru dürüst pansuman yapın Abdüley. Ben istediğim alana kadar buna ölüm yok. Tapınakçıların bizi deşifre ettiklerinden emin miyiz? Maalesef Eşref. Mete onlarla birlikte hareket ediyor. Bu durumda heyet hükmünü yitirdim. Henüz değil. Polat Alemdar bir çıkış yolu arıyor. Polat Alemdar o yolu bulana kadar tapınakçılar bize ulaşırsa felaket olur. Bu riski alamayız. Zakir Bey haklı. Sistemin devamı için bir an önce heyetin üzerine düşeni yapması lazım. Buradaki kimsenin canını feda etmekten kaçınacağını sanmıyorum. Ama bunun tapınakçıların taktiği olup olmadığını anlamadan hareket etmek, onların istediklerini yerine getirmek anlamına gelebilir. Peki siz ne yapmayı öneriyorsunuz? Polat Alemdar'a ihtiyacı olan zamanı tanıyalım. Hayırdır birader? Bana bakmayacaksın, öndekine bakacaksın. Abi sen bize biraz mesafeli davranıyorsun ama biz sizi kendimizden ayrı görmüyoruz. Biz kimiz, siz kimsiniz? Abi, KGT'den bahsediyor. Ha siz KGT'siniz, biz OGS miyiz birader? Abi biz sonradan geldiğimiz için hepimiz Akif'i destekliyoruz zannetme. Niye? Akif fena adam değil. Ben Akif'in yerinde olsam bozulurdum. Abi biz burada seninle samimiyetimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Sen bize ayar çekiyorsun. Üstünüze alınmayın koçum. Ben bu mevzuları konuşmayı sevmiyorum. Abi çok uzak kaldın. Kaybedeceğiz. Kaybetmeyeceğiz. Merak etmeyin. Ne yapıyorsun? Dur. Sok onu yerine. Abi adam kaçıyor. Dediğimi yap. Jack, iyi misin? Evet efendim, hayattayım. Alemdar'ın elinden kurtuldum. Şimdi yardıma ihtiyacım var. Cahit babacığım neredesin? Seni çok acil görmem lazım. Neredeysen söyle ben geleyim. Ben seni ne zaman boş işle uğraştırdım? Önemli. Alo. Yaktın beni Aras. Polat Alemdar'ın eline düşecek zaman mıydı?
Efendim, size gönderdiğiniz bilgileri inceleme fırsatınız oldu mu? Evet, Poyraz iyi iş çıkarmış ama seni bunun için aramadım. Jack, Polat Alemdar'ın elinden kurtulmuş, yaralı. Onu bir an önce almamız gerekiyor. Efendim, tuzak olabilir. Bu riski alamaz. Jack, senin alacağın her türlü riske değer. Ne diyorsam onu yap. Jack'in konumunu telefonuna gönderdim. Anladım efendim. Eğer Jack'in başına bir şey gelirse, bundan bizzat seni sorumlu tutarım. Hoş geldin. Buyur. Hocam, heyetle ilgili olağanüstü durumlar var. Üyeler tapınakçılar tarafından deşifre edildi. 2000 yıldır nüfuz edilemeyen sisteme tapınakçılar nereden nüfuz etmişler Polat? Amerika'nın süper güç olarak devam edemeyeceğinin, bölgede küresel olarak Türkiye'nin ağırlığını koymaya başladığının farkına vardılar. O yüzden buradalar hocam. Söylediklerin bilgiye dayalı mı, yoksa yaptığın analiz sonucu mu bu neticeye vardın? Hocam, Türkiye küresel güç olup olamayacağının imtihanını Suriye meselesiyle verecek. Amerika ile İsrail, Müslüman kardeşler gelmesin diye Esad'ın yıkılmasını istemiyor. Bunun için gerekirse Suriye'nin üçe bölünmesini gündeme getirecekler. Şimdi İranlılar ve Rusların propagandasını yaptıkları şey şu. Kürtler Türklerle anlaştı. Suriye ve Irak'taki Kürt bölgesini Arap topraklarından koparıp Türklere peşkeş çekecekler. Böylece Bağızcı Araplara Osmanlı tekrar sizi sömürmek için Kürtleri maşa olarak kullanıyor. Şii Araplara ise Türkler Sünni Kürtleri ve Arapları kullanarak sizi katlettirecek izlenimi oluşturmaya çalışıyorlar. Affedersiniz hocam. Amerika ve Rusya hem rejimi hem muhalifleri yıpratarak iki tarafında güç sahibi olmadan birbirlerini boğazlamasını ve sonunda kendilerine teslim olmalarını istiyor. Amerika, Irak'taki gibi işgal edip Müslüman kamuoyunun tepkisini çekmek istemiyor. Amerika, İsrail ve Rusya, Türkiye'nin de Esad'ı gönderecek gücünün olmadığını, bölgedeki çatışmaları sona erdirecek gücünün olmadığını ispat peşindeler. Polat Alemdar, senin çözümün ne? Çözüm için iki yolu birden kullanmak lazım. NATO, AGİD, Birleşmiş Milletler, Arap Birliği, tüm uluslararası örgütlere bölgede bir soykırım olduğunu ve çağımızda insanların ortak vicdanının buna dur demesi gerektiğini anlatmalıyız. Artık onlara bunu anlatmaktan yorulduk. Avrupa'nın ortasında Bosnalılara yapılan soykırıma, bu örgütlerin kendini insan hakları ve demokrasi ve medeniyet konusunda önce ilan eden devletlerin hangisi ses çıkarttı? İşte bunun için iki yolu birden kullanmalıyız dedim. Batılılar bu empati kelimesine bayılırlar. Her toplumun bir yarası var. Onlar nasıl 30 yıl örgütü kullanarak bizim yaralarımızı kaşıdılarsa, Rusya'nın da, İran'ın da, Amerika'nın da kaşınacak yaraları var. Biz de Çeçenleri, İran Azerilerini, Arap aşiretlerini, Amerikan karşıtı oluşumları harekete geçireceğimize dair bilgiler servis edelim. Bakın nasıl empati yapmaya başlıyorlar. Hocam, müsaadenizi istemek zorundayım. Hoşçakalın. John. Evet efendim. İçeri al.
Beni buraya neden getirdiniz? Bazı sorulara cevap vermenizi istiyoruz. Filistin'deki ablukanın kaldırılması için toplantılara katılıp Beyaz Saray'ın önünde protesto gösterileri yapmışsınız. Ben buranın özgürlükler ülkesi olduğunu sanıyordum. Ne var bunda? İki ay önce internet üzerinden bir radikal İslamcı ile chat yapıp antisemitist fikirler beyan etmişsiniz. Yalan. Ben öyle bir şey yapmadım. Avukatımla görüşmek istiyorum. Sen Patrick Act diye bir yasa duymadın mı? Şu anda terör zanlısı olarak gözaltına alınmış bulunuyorsun. Demokratik hakların ben aksini söyleyene kadar rafa kalktı. Ömrünün geri kalanını hapiste geçirmek istemiyorsan benim dediklerimi yapacaksın. Siz kimsiniz? Benden ne istiyorsunuz? Şimdilik sadece babanı arayıp durumunu bildirmeni istiyorum. Bakalım baban seni ne kadar seviyor. Gençler, takip ettiğiniz adam profesyonelse sizi atlattığını düşünmesini sağlayacaksınız. Abi bize söyleseydin elinde böyle bir imkan olduğunu boşuna telaş yapmazdık. Nasıl başardın Jack? Anlaşılan başaramamışım. Şami, beni korun. Abi ayıp oluyor. Bizi buraya çatışmaya getiriyorsun.
Başka planların var, bizden saklıyorsun. Sizi deniyorum. Bakalım benimle çalışacak çapınız var mı? Doktoru fena irite etmişsin Poyraz. Ne desek yapacak, yola geldi. İyi Mete Bey, sen talimatları ilet. Zamanımız azaldı. Araz Alemdar'ın elinde kalmadan kurtarmamız lazım. Poyraz, sen bu Araz'ın konuşmayacağından nasıl emin oluyorsun? Nafize sor Mete Bey, o sana anlatsın. İşkencede dayanıklılık Araz'ın özel ilgi alanıydı Mete Bey. Bana kendini az işkence yaptırtmadı eğitim için. Ben de Polat Alemdar'ı tanıyorum. Araz'ı bile konuşturacak bir yöntemi vardır. Araz'ın vücudunda kırılmadığı tek bir kemik yok Mete. Neden biliyor musun? Özbekistan'da sadece ismini söyletmek için 20 gün işkence ettiler. Gel. Aa, hayırdır? Sabah çiçeğin, öğlen kendin. Fazla şımartma beni ama. Hep beklerim. Canım, seni almaya geldim. Daha bugün çalışmaya başladım. İlk günden işimi astıracaksın bana. Canım, annenin durumu pek iyi değilmiş. Hastaneye gidip görsek iyi olacak. Başınız sağ olsun. Anne! Sen annenin son dileğini yerine getirdin. Sayende huzur içinde gitti. Gel şöyle. Efendim, anneniz bunu size iletilmesini istemiş. Böyle bir şifreleme daha önce hiç görmedim. Çözmemiz biraz zaman alacak. Çok zamanımız yok. Hard diski söküp başka bir driver'a bağla. Abi, alet tuzaklı. Tek bir vidayı bile sökmeye kalksak kullanılmaz hale gelir. Şifreyi çözmekten başka çaremiz yok. Elini çabuk tut.
ait? Abi Jack bizi tapınakçılardan birine götürdü. Adamın bilgisayarını ele geçirdik. Çocuklar şifresini kırmak için uğraşıyorlar. Jack? Orada bir problem yok abi. Tamam Cahit. Çocuklara söyle, şifre kırılır kırılmaz bilgisayarı görmek istiyorum. Tamam abi. Talha. Bunun başından ayrılma. Abi şifre kırılır kırılmaz bilgisayarı görmek istiyorum. Tamam abi. Geçen sene çok büyük bir kırılma yaşamışlar. Liderleri suikasta uğramış. İçlerinden biri liderliği ele geçirmek için muazzam bir plan kurmuş. Ancak Alemdar ona engel olmayı başarmış. Üyelerden en son öldürülen Remzi dikkatimi çekti. Sen onunla temas kurmuştun değil mi? Evet. Deşifre olmamak için öldürmüş olabilirler mi? Hayır efendim. Remzi bizi deşifre etmesin diye bizim çocuklar tarafından öldürüldü. Benim bundan neden haberim yok? Saha elemanlarının kritik bir karar alması gerekmiş. Bize danışacak süreleri yokmuş. Bana sorarsanız doğru kararı vermişim. Marge, bu noktadan sonra stratejin nedir? Üyelerin ve şu anda onlara liderlik eden Faruk'un her birinin zaafları araştırılıyor. Tabii onların yerine gelmesi muhtemel olan adayların da. Margaret, 2000 yıldır süren bir sistemin mutlaka başka güvenlik tedbirleri olmalı. Gözden kaçırdığımız bir şey var. Sistemi incelemeye devam et. Anne, sonunda yaptım. Bu neyin resmi? Onun adı Fleur de Lisa'yla. Çiçeklerin en güzeli. Küpü yaptım. Artık babamla görüşebilir miyim? Evet. Ödülü hak ettin. Heyo. Hey. Hayırdır? Evet. Kime geldin sen? Ne bileyim. Hastaneye eli boş gelmek olmaz dedim. İlle bizden birileri vardır. Kurşun yemiş, yatan. İyileri taburcu ettik. Kötülere dışarı servis yapıyoruz. Sizden bir form istiyorum. Babacığım, kime gidiyorsun? Tanıdığımız biriyse al bunu da götür. Çek şunu gözümün önünden. Abdüley ne anlar çiçekten? Varsa yoksa işkence, dayak, zulüm. Neyse babacığım, ben seni işkenceden alıkoymayayım. Hadi selametle babacığım. Efendim, kemoterapiye bir an önce tekrar başlamamız lazım. Kemoterapi beni çalışamaz hale getiriyor. Şu anda mümkün değil. Hastalığınız çok agresif seyrediyor. Tedaviye başlamazsak zaten çalışacak haliniz kalmayacak. Her saat daha kötüye gideceksiniz. Efendim, hastaneye gidelim. Ben güvenliği sağlarım. Akif, şimdi sırası değil. Heyet... Oksijen vermemiz lazım. Derin derin nefes alın. Derin nefes alın. Sakin olun. Derin nefes.
Abi Faruk Bey'in durumu ağırlaştı. Doktoru burada, hastaneye kaldırmamız gerektiğini söylüyor. Ama Faruk Bey'i ikna edemiyoruz. Telefonu Faruk Bey'e uzat. Gel koşun. Kara abi, sen hiç renk vermişsin ama bizi yönlendirmen lazım. Akif mi, Cahit mi? İmdat. Başlatma şimdi koltuk savaşlarını. Bana ne arkadaş? İyi olan kazansın. Bırak abi. Centilmence konuşmak sana hiç yakışmıyor. Gönlündeki hastalığı sorayım sana. Vallahi bana fark etmez de, Akif gelirse pusat yürür. Ne alaka abi? Ben niye yürüyorum? Akif'le ilgim alakam yok. Selamun aleyküm, aleyküm selam. O kadar. Akif'e bir memati lazım. Esen Çakır'ın oğlusun. Mematinin kayınbiraderisin. Alemde ailenin itibarı büyük. Geliyorlar. Kara, bunlar geri dönen Suriyeli mülteciler. Erkan, benim işkencede şimdiye kadar konuşturmadığım adam olmadı ama... Her şeyin bir ilki olacak tabii. İmdat. Sen git şunlarla bir konuş. Senin Kürtçen Arapçan var, hadi git. Ben hallederim Kara. İyi, hadi git. İhsan, sen sevdiğin için, doğacak çocuğun için doğru olanı yaptın. Üzme kendini. Baba, 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 baba. Gammaz ne demek? Hareketler yapmaman lazım. Hayatımın en yanlış hareketini yaptırdınız zaten bana. Şu an ihanetten u dönüyorum. Ben Ozan'ıma Gammaz'ın oğlu dedirtmem. Yapma İhsan. Yapma. Yapma. Vücudum iflas etti Polat.
Artık heyete hizmet edecek gücüm kalmadı. Faruk Bey, bundan sonra ne yapmamız gerekiyor? Soy kitabını öğrendim. Emanet sende. Bundan sonra inisiyatif senin. Ben heyetin geleceğiyle ilgili böyle bir kararı tek başıma nasıl alırım? Şartlar bu sorumluluğu senin omuzlarına yükledi. Yapacak bir şey yok. Bundan sonra her şey sana bağlı. Faruk Bey'i daha fazla yormayalım. Tedaviyi almamız lazım. Abi durumu? Durumu iyi değil Akif. Ama bizimki ondan da kötü. Ben de seninle KGT meselesini konuşmak istiyordum. Şimdi değil Akif. Önceliğimiz heyetin geleceği. Ne var Abdülay? Hemen geliyorum Abdülay. Poyraz bize misafirliğe geliyormuş Akif. Gidip ağırlayalım. Bey, senin bu ihtiyarlar içinde en irite olduğun hangisiydi? Beni en irite eden Faruk'tu. Ama en düzenbazı hangisiydi diye sorarsan Sencer'di. İkinci babam diyordun Sencer için, şimdi ne oldu? Ben babamı da pek sevmezdim Poyraz. Nafiz. Annem duyarsa seni öldürürüm. Hı? Abi kalabalık gelirler. Çocukları mı çağırsaydık? Kara nerede? En son hastanede yatıyordu abi. Yok, çıkmış. Kim bilir hangi deliğe girmiştir yine. Ortalık durulunca çıkar. Boşuna kendini ezdirdin. Konuşsan biz Poyraz'a gidecektik. Şimdi o bizim kucağımıza geliyor. Tadını çıkar Polat Alemdar. Poyraz gelene kadar vaktin var. Sonra babanı çıkardığın o çukura sen gireceksin. Poyraz'a gereğinden fazla güveniyorsun Aras. Şu haline bak. Bugüne kadar Poyraz'a güvenmen seni ne hale getirdi? Bunlar ne Arapça biliyor ne Kürtçe. Anlamadık ki.
Erkan! Koş, koş, koş! Şerefsizler! Kadınları, çocukları kamufle olmak için yanlarına almışlar. Yaklaşmayın! Vururum kadınla çocuğu! Sıkmayın, sıkmayın! Bırakın gitsinler! Eğil! Kara abi bunlar kim? Kim olacak? Muhaberat. Bakıyorsunuz. Kadınlar, çocuklar, dağılın! Erkan! Adamı da indirdik. Sizi de böyle sahnelere alalım artık. Ooo! Çeto! Kara! Lan oğlum! 15 yıl elimden kaçtın ama bu defa kurtuluşun yok. Kara, artık örgütle benim de aram yok. Ha? Bize ihanet ettiler. Muhaberat olmasa, örgüt nereye bu kadar büyüyordu, ha? Ha? Terörist başını Şam'da evimde ben mi misafir ediyordum, ha? Şimdi elimizde öyle misafirler var ki Kara, onları sana verince evladın yerine beni nüfusuna kaydedeceksin. Kaldır şunu. Söyle bakalım. Kimmiş onlar? Bize destek olmak için gelen İranlı askerler. Lan sana misafirleri soruyor. Onlar kim? Gübreciler. Ne konuşturuyorsun? Sıkalım kafasına. Dur Erkan, dur. Patlayıcı yüklü arabalarla eylem yapanlar var ya, işte o bombaları yapan adamları söylüyor bu. Doğru mu söylüyorsun lan? Bu şerefsiz yalan söylüyor. Bizi Suriye'ye sokup orada öldürtecek Kara. Erkan, yapacak bir şey yok. Ben bu şüpheyle geri dönmem. Yarın öbür gün bir bomba daha patlasa ben kahrımdan kendimi patlatırım. O yüzden gel. Abdüley, niye gelmediler hala? Ara şu İhsan'ı, sor ne zaman çıkmışlar. Tamam abi. Aradığınız kişiye şu an ulaşamıyorum. Abi, sana ulaşamıyorum. Seni arayalı ne kadar oldu? 2 saat oldu abi. Bu
Abi. Gelen var. Abi Talha. Abi durum iyi değil. Çok incelemeden hemen alıp getirdim ama ilk bakışta gördüğüm heyeti tamamen çözmüşler. İhsan'la bizi yemledi. Doktorun kızı Amerika'da okuyor. Doktora nüfuz ettiler. Faruk Bey'i alacaklar. Serbest bırakıldı. Bir an önce Washington'a gitti. Korkmuştur. Teselli edersin. Faruk Bey, rahat ol. Rahat ol. Hükmün son sahibi olarak tarihe geçeceksin. Nasılsın Alemdar? Epey oldu seninle görüşmeyeli. Özlemişim. Sen de benim karşıma çıkacak yürek olmadığı için maalesef hep telefonda konuşuyoruz Poyraz. Alemdar, 15 yıldır içerideydim. Teknolojiyi yakalamaya çalışıyorum. Dünya çok değişmiş. Biraz müsaade et de ben de ayak uydurayım. Elini çabuk tut. Biraz sonra yapacaklarımı görünce ayakların titriyecek. Alemdar, ben iyi haber vermeyi pek sevmem. Ama Faruk Bey hemen ölmeyecek. Daha epey ömrü var. Sağ olsun doktoru bize teslim etmek için Faruk Bey'i biraz hırpaladı. Gelelim irrite olacağın habere. Arazı alıp bana Faruk Bey'i vermeyi mi teklif edeceksin? Sana son günlerde yaşattığım aksiyon yaramış. Kafan çalışmaya başladı. Bana Faruk Bey'i göster. Alemdar, nihayet gerçekleri görmeye başladın.
Polat, sakın benim hayatım için pazarlık etme. Bakalım pazarlıkta nasılsın? Benim elimde heyet var, senin elinde Aras. Bana sorarsan bir Aras, bütün heyete bedel. Bakalım sen ne diyorsun? Pazarlık yaparken pozlarını erken öne sürüyorsun, Poyraz. Ben de böyle, elim güçlü ondan. Haklısın, elin güçlü. Faruk Bey benim için çok önemli. Alemdar, takası nerede yapıyoruz, onu konuşalım. Aras seni çok özlemiş, bir görmek istiyor. Değil mi Aras? Alemdar, çok düşüncelisin. Biz takastan sonra Aras'la uzun uzun hasret gideririz. Bence bu fırsatı geri çevirme. Sonra çok üzüleceksin. Polat Alemdar'ı daha fazla yalvartma Poyraz. Ben bile bu halde Polat için üzülmeye başladım. Aras, Alemdar'ın bizden öğrenecek daha çok şeyi var. Hakkımda biraz bir şeyler öğrendin ama şu anda senin için en önemli olan şeyi öğrenememişsin. Şimdi öğreneceksin. Aklına kurşun gibi saplayacağım. Neymiş Alemdar? Çok merak ettim. Sen ol. Bir daha benimle pazarlık yapma.